Sevgili ailem, tekrar merhaba diye başlamak istiyorum. 100 bin aboneye yaklaşırken o bölüme özel içeriğin ne olacağını siz karar vereceksiniz demiştim. En fazla beğeniyi alan yorum hangisiyse onu çekeceğiz dedik ve Venüs adlı kullanıcı büyük farkla şunu yazmıştı içerik olarak. Barış Manço Müzesi'nde çekim yapın, anılarınızı, hatıralarınızı paylaşın, heyecanla dinlerim, ayrıca yakışır demiş. İzleyiciler arasında en çok yorumu da o almış. Dolayısıyla bugün kardeşimi de çağırdım, beraber size Barış Manço Müzesi'ni çekeceğiz. Yani meşhur Barış Manço Moda 81300 adresindeyiz. Burası 1895 ile 1900 yılı arasında 5 senede tamamlanmış. Buranın bir dikizi varmış. Dawson ailesi burayı yaptırırken içinde kendisi, öteki tarafta da oğlu yaşıyormuş. Ya biliyorsunuz o zamanlarda moda daha çok Avrupalı azınlıkların yaşadığı, işte Rumların, İngiliz ailelerin, bürokratların, sanatçıların yaşadığı bir semtmiş. Dolayısıyla o dönemde buralara aynen gördüğünüz gibi harika yapıtlar, harika inşalar yapılmış. Gerçekten estetiği yüksek, güzel binalar inşa edilmiş. 1930'dan 65'e kadar da Alman bir aile yaşamış. Ta ki 1965 yılında Zühtü Paşa'nın torunu Afide Pelin Hanım burayı satın alıncaya kadar. 1965 yılında burası el değiştirdikten tam 2 sene sonrasında bu beton yığını çoklu yapının olduğu bina inşa edilmiş. Keşke tarihte böyle bir şey yaşanmasaymış. Ama ne yazık ki olmuş. 1985 yılında bu evin başına gelebilecek en güzel olaylardan bir tanesi gelmiş. Çünkü Barış Manço bu evi satın almış. Barış Manço burayı satın aldığında 85 yılında ilk olarak yaptırdığı tarihi eserlerin korunma kanununa burayı dahil ettirerek bu evi 1. sınıf tarihi eser olarak kayda geçirmiş. O tarihten itibaren bu ev yıkılmamak üzere kendini artık tarihe kazımış bulunmakta. Ve 2010 yılında ilk defa burayı müze olarak açtı. 2010 yılından 2020 yılına kadar burası siz sevenlerin ziyaretine hep açık oldu. Ve umut ediyoruz bundan sonrasında hep açık olacak. Burası esasında resmi anlamda Barış Manço evi olarak geçiyor. Fakat bizim için müze. Yani resmi statüde burası müze olarak geçmese de bizim için adı bu. Dolayısıyla biz bu şekilde adlandırıyoruz. Buranın resmi olarak müze statüsüne geçebilmesi için envanterin, işletmenin ve tapunun aynı kişide veya aynı işletme altında olması gerekiyor. Fakat tapu bizde değil, envanter bize ait, işletme Kadıköy Belediyesi'nde. Benim en büyük hayalim ise bu üçünü aynı çatı altında toplamak ve buranın resmi olarak aile kontrolünde müzeye çevirmek. Zaten bir nevi babamızın vasiyeti de diyebilirim bu. Hazır kardeşim de geliyor. İçeri geçmeden önce hemen hızlıca bahsedeyim. Burada zamanında boydan boya çok güzel bir sarmaşık vardı. Çocukluğumda hatırlıyorum. Ama bina sahipleri herhalde öyle uygun görmüş olsa gerek ki artık o sarmaşık bugün burada yok. Fakat buraya biz çok güzel bir Barış Manço portresi yaptıracağız. Hatta Türkiye'nin en büyük sanatçı portresi yapılacak. Eğer pandemi olmasaydı siz bugün o portreyi görüyor olacaktınız. Ama bunu ertelemiş bulunmaktayız. Hazır kardeşim geliyor, içeri geçelim. İki tane ses dinleteceğim size. Bir tanesi bu evin hiç değişmeyen zili. İkincisi de Batıkan Levent'le. Bu kapıyı duyduktan hemen sonra şunu duyardık. Bu bizim babamızın eve geldiğinin ilk işaretiydi. Çünkü babamızın ve annemizin anahtarları burada duruyordu. Merhabalar. Bir bilet ne kadar acaba? 400 euro. Öğrenci kimliğim yanımda değil ama indirim yaparsanız sevinirim. Bir saniye. Alo. Bir öğrencimiz var, kimliği yok. Nerede? Tamam, tamam. Oldu. Bir zaten bakıp çıkacaktık. Sağ ol. Buyur. Evet, bu saatten sonrasında kardeşimle beraber anlatacağız. Çok, kendisi Batıkan Manço, öz be öz kardeşim oluyor. Ben abiyim. O kardeşim. Keşke bu evde yaşayabilseydim. Keşke. biz de aynı dilekler içerisindeyiz. İnanın valla burada yaşamak bambaşka, gerçekten güzel. Biz yaşadık ki. Yaşadık. Devam edebilseydik yani. Biz yaşadık baba ya. Biz yaşadık. Biz çok güzel bir çocukluk yaşadık. Evet, çok güzel bir çocukluk yaşadık. Biz dolu dolu 20 sene yaşadık burada. Ben 21 sene yaşadım. Sen evet. Ben 21 sene yaşadım. Sen senden 3 yıl sonra katıldım bu eve. Tamam, kafadan bir benim 15 yılım bu evde geçti. Tamam, benim de 15 yılım burada geçti. Şeyi aradan çıkartıyorum. Belçika'da yaşadığımız zamanları çıkardığın zaman. Bu şey gibi oldu, hani böyle kız arkadaşından ayrılıyorsun.
İki ay görüşmedin, bir daha barıştın, onu topluyorsun. Biz iki yılda beraberiz. Hayır aşkım, biz iki ay ayrıydık, üç ay ayrıydık gibi bir hesap oldu bu yani. Ben öyle dedim bu arada bir keresinde. Dememek olsun, biz 21 yıl burada yaşadık dolu dolu. Evet, kardeşim bunu söylemek evet. istiyor, yaptığımız hesaba göre. Doğru, aslında doğru. Yani 21 yıl. Burası normalde giriş oyun. Burada bu tezgah yok, bunun yerinde bir mermer masa vardı. Fotoğraflarda bir de videolarda çıkıyor. Evet, burada ortada. Evet, o mermer masanın tabii farklı hikayesi var sonrasında. Hani daha sonrasında o kışlık bahçeye geçti. Yani aslında değinmek istemiyorum öyle şeyler. Yani onlar üzücü şeyler. Onun en son tabutunun konduğu masa bu mesajı esasında. Doğru da. Bu eve girdiğimizde şimdi buranın sağ tarafı salon. Sol tarafı yemek odası, biz salonla başlıyoruz. Çünkü bizim misafirlerimizi ilk ağırladığımız veya büyük görüşmeleri, babamızın işte müzik görüşmelerini yaptığı, müzikle alakalı anlaşmalarını yaptığı, dostlarını ağırladığı yer esasında bu salon. Ben şöyle geçeyim. Çünkü burada şimdi ilk dikkati çeken tabii ki Barış Manço heykeli ama piyanonun bizler için anlamı çok daha büyük, çok daha önemli. Babamızın çok çaylar. Çaylar ya. Çaylar. Ara, kızım şöyle şey koyu ver oraya. Biz birazdan geliyoruz. Bu piyano babamız için çok çok kıymetli. Hem bir koleksiyon parçası, hem bir müzik aleti. Belki onun da çocukluğundan beri hayali olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ne kadar kıymetli olduğunu bizlere çok sık vurgulardı. Ben şunu hatırlarım, sen de farkındaydın tabii ki. Bu odada olan her şey baba için çok kıymetli koleksiyon parçalarıydı. Evet. Barış Manço'yu en çok yaşatan anılardan bir tanesi budur. Bizim için değil, esasında onun için en kıymetli parçalardan biri. Çünkü Barış Manço'nun en büyük, yıllardır gerçekleştirmek istediği hayaliydi. O yüzden piyanoya Rüyam isminin lakabını takmıştı. Çünkü onun rüyasıydı. Hatta Rüya bestesinde, Rüya parçasında bu piyanoda bestelenir. Evde çok fazla video çektik bu zamana kadar. Bir sürü şey anlattık ama biz size bu videoda özellikle daha önce anlatmadığımız anılarımızı anlatacağız. Şimdi normalde şu mobilyanın durduğu yerde esasında bizim her sene kurulan yılbaşı ağacımız vardı. Bizim için en büyük, en keyifli anlardan biriydi. Çünkü yılbaşından hemen bir gün sonra babamızın doğum günü olduğu için esasında bizim için çifte kutlama gibiydi. Bunun altı hediyelerle doldurdu. Yani o şeyi hep yaşadık. Neredeyse her yılbaşı biz aileyle beraber yaşardık. Şimdi onun yerinde esasında çoğumuzun bildiği, ziyaret edenler bilir. Babamızın müzik kaydını, müzik çalışmalarını kayıt aldığı kayıt cihazı var burada. Şimdi tabii bugün bir telefonu koyuyorsun, basıyorsun, kaydediyorsun ve iş çok kolay. Ama o zamanlarda böyle bir cihazı koyuyordu babamız buraya. Piyanoda çalışmalarını yapıyordu ve kaseti arabada dinliyordu vesaire. Bu şekilde geçiyordu. Çok bunu, güzel. Bunu koyamıyorum maalesef. Niye yeni bir almış? Bilmiyor ki bu şimdi. Diyemem ki bunu istediler koyuyor. Yılbaşı dedin, aklıma 94 yılbaşı geldi. Benim bu hikayeyi hatırlarsın. Ya, Vatikan'ın meşhur bizim bu. Gene evde toplandığımız şimdi yılbaşı. Şu yakışıklılığa bir bakın. Şu kardeşimizin güzel burun yapısına. Aynen bu profil bir 94 yılbaşı partisinde gerçekleşti. Tirdim diyebiliriz. Yine aile buradaydı. Herkes keyfi yerinde. Bizler dışarıdaydık. Oynuyorduk. Evde canımız sıkılmıştı. Atmosfer evet. çok ağırdı. Ondan sonra zaten girişte fark ettiniz. Benim anons yaptığım yer o iki tane beton vardı ya. Hani 81.300 moda dediğim sütundan bahsediyoruz oradaki. Aynen, aynen orası. Ben de onlardan bir tanesine tırmanıyordum. Çünkü çocuk tırmanır. Ondan sonra tabii tırmanırken... O zaman çocukları tırmanıyordu. Şimdi şeyde tırmanıyor. Evet. Konsolda tırmanıyor. O zaman gerçekten ağaca tırmanıyordu yani. Biz ağaç, duvar çok böyle tırmandık. Bunda da tırmanırken tabii biraz da karanlıktı. Hatırlıyorum. Çok çok net hatırlıyorum. Ayağımı ben boşluğa bastım. Ve o her zaman geldiğiniz o sivri basamaklardan bir tanesi bugün işte burnumda hala izini taşırım. Yakışıklı. Bak bir daha ver profili.
Aynen. Budur işte. Batıkan bize 94 yılbaşı hediyesi yaptı. Bugün bugündür. Aynen. Yılbaşının bir kısmı evde, bir kısmını hastanede geçirmiştik. Ama olsun. Anı. Oldu. Zaman. Anı. Burada enteresan bir hikaye anlatacağım ben size. Bu masa esasında ev telefonunun durduğu masaydı. O zaman öyleydi. Ev telefonu burada durdu. Paralel bağlantı. Hani o zaman buradan açıyorsun, yukarıdan annen seni dinliyor falan filan gibi durumlar vardı o zaman. Burada telefon santrali vardı arkada. Neden? Çünkü burası 94 yılına kadar bu evin altında ofis vardı. Yani bu evin en altı esasında 88-94 yılları arasında Barış Manço'nun sekreterlerinin bulunduğu bir ofis vardı aşağıda. Dolayısıyla burada santral vardı. Şimdi bu santrale değinmemin sebebi şu. Bir tane deli bir kadın vardı. O da babamıza takıktı. Habire geliyordu buraya. Bağırıyordu, çağırıyordu. Bir gün babamızın hatta saçına bile yapıştı. Böyle bir tutam saç kaldı elinde. Böyle mahalleli geldi ayırdı falan filan. Yani kadın delirmiş bir kadın. İşte bırak peşimi artık, şudur budur falan filan. Yani demediği şey yok. Babamızı kaybettik. Aradan bir dönem geçti. O kadın yine buraya düştü. İşte artık söyleyin Barış Manço'yu bıraksın peşimi, bıraksın peşimi falan filan. Biz şaşkınız tabii, hani aynı kadın, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kadın geldi, artık emniyetten birilerini çağırdık. Dedi ki, Barış Manço dedi beni taciz ediyor dedi. Beni dedi rahatsız ediyor dedi, rüyalarıma giriyor dedi. İşte onun evinde elektronik cihazlar var dedi, onlarla bize dedi beni rahatsız ediyor falan filan. İşte bir tane emniyet müdürü, işte yanında iki tane memur daha, birisi daha, girdik eve. Başladık evi aramaya. Her yerde elektronik bir cihaz arıyoruz. Sene 2000 mi, 99 mi, 2000 mi ne? Her yerde cihazlar üzere. En sonunda kadın geldi. Buradaki telefon santraline takıldı. Baktı baktı. Bu dedi. Ve biz santrali söktük. Söktük. Kadına verdik. Olay böyle kesildi. Şimdi bu evde gördüğünüz her şey babamızın dokunduğu, bizim yaşadığımız şeyler. Esasında yerine konmuş hiçbir şey yok. Bir tek şu iki koltuk dışındaki her şey gördüğünüz bu evdeki her şey Barış Manço'ya ait eşyalar. Yani ailesine ait eşyalar. Burada bizim çok güzel bir, o yılbaşı gecesinden de galiba, başka bir yılbaşı gecesinden görüntülerimiz var. Bu koltuk üzerinde, o yılbaşı, hatta kırıkları vardı. O yılbaşı değil, o bizim... Daha küçüktün sen. Evet evet, anladım görüntüyü de, o bizim akşamlarımızdan biriydi o. Hmm. Şimdi burada her şey orijinal ama bazı şeyler yer değiştirdi. Nasıl yer değiştirdi? Mesela burası esasında şu an ziyaretçiler için bir Barış Manço ödüllerinin bulunduğu oda. Halbuki bu odanın çok başka bir amacı var. Bu oda esasında şu görmüş olduğunuz İmalilerin, Barış Manço'nun porselen koleksiyonunun tamamının bulunduğu odaydı. Fakat biz şu anda bu şekilde sergiliyoruz burayı. Ödüllerinin olduğu oda olarak gerçekleştirdik. Tabi buralarda, yukarılarda tabaklar vardı. Merak ediyorum niye Türk dergileri benim posterimi basmazlar? Merak. Görmüşe poster olmuş çekiyorsun. Bu tabakları mesela babamız burada otururdu. Aynen burada bu şekilde. Bir tane leğen önünde ve saatlerce hatırlıyorsun. Saatlerce onların içerisindeki pislikleri jiletle kazırdı. Parmakları kesilene kadar. Yani babamızın parmaklarını hakikaten böyle ve yaptırmazdı. Bunları ben yaparım derdi. Bir gün burada böyle oturuyor. Şeyleri kazıyor işte. Üzerlerindeki böyle yapışmış yılların getirdiği pislikleri falan kazıyor derken ben geldim. Oturuyoruz, bana böyle döndü. Doğu dedi. Biliyorsunuz değil mi dedi, benim size bırakacak bir sesim yok. Benim size bırakacak maddi ne fabrikam var, ne kiralık evlerim var. Benim size geriye bırakabileceğim sadece bunlar var dedi. Şu tablolar var dedi. Bu tablolar dedi, yarın öbür gün dedi belki üniversiteye gireceksiniz dedi. Kendinize bir araba almak isteyeceksiniz, bir şeye sıkışacaksınız. İşte düğün için para ihtiyacı var. Satabileceğiniz tek miras bunlar olacak dedi. Dolayısıyla hani esas bu cümleyi kurmadı ama bize vermek istediği mesaj şuydu. Ne yaparsanız yapın kendi ayaklarınız üzerinde durun çünkü benim size bırakacak bir sesim yok derdi. Bize muhteşem bir manevi miras bıraktı. Ama hakikaten de dediği gibi oldu. Yani kendi ayaklarımızın üzerine durmak zorunda kaldık. Yani aslında güzel bir şey oldu. Kaldık. Tabii tabii. Ha şu dolap. Bu dolap babamızın özel eşyalarının bulunduğu dolap. Ne gibi? İşte sözleşmeleri, evrakları, pasaportları, ne bileyim ama bunun anahtarı neredeydi? Ha, o kiralık evet. Evlerin, fabrikaların anahtarları da o. Ha, evet, tabii kiralık fabrikalarımızın anahtarları da. Bunun, bu dolabın anahtarı neredeydi?
Neredeydi? O dolaptaydı. Peki o dolabın anahtarı neredeydi? Bu dolabın anahtarı da yukarıda babanın kayyutlar şeyi var ya, koruması var ya, içinde kitaplarının oradaydı. Aynen. Burası da birazcık daha böyle güncel eşyalarının durduğu dolaptı. Yani tabii, yedek anahtar olur, bir bu şey olur. Bu arada şöyle, ödüllerle ilgili ben bir ekleme yapmak istiyorum. Burada birkaç tanesine özellikle değinilmesini düşündüğüm için. Şimdi burada tabii gördükleriniz, buraya sığdırabildiğimiz ödüller var. Bir de daha sığdıramadığımız... Üçte biri bile değil yani. Bir kısım daha var. Hatta bu ödüllerin bir kısmı Belçika'da bile. Oradan da buraya getireceğiz yakın zamanda umarım. En önemli ödülleri, babamızın hayatındaki en anlamlı ödülleri başta burada sergilemek istedik. Buradan hep ismi de karıştırıyorum. Altın plak mıydı, platin plak mıydı? Bu altın, platin de var, altın da var. Aynen. Altın plak bir taraftan. Bir taraftan hepinizin bildiği 96 senesindeki Japonya turnesinden, oradaki Minon kuruluşundan aldığı ödüller. Buradaki fotoğrafta onun anısına ekilmiş sakura ağacının bugünkü halini görebilirsiniz. Bir evet, her sene sarsak. Özel bir tören düzenleniyor bu ağaca. Bir sulama töreni düzenleniyor. Bundan birkaç sene öncesinde annemiz gitmişti ziyaretine. Kısmet belki önümüzdeki senelerde biz gideceğiz. Burada sayısız altın kelebek var. Aynen. Özellikle ikinci değinmek istediğimde... Yani bir kısmı diyelim burada. Altın kelebekler yani. Buradan başlıyor bu üç raf. Şimdi bu evin detayına girersek burası bitmez. Çünkü Barış Manço'nun çok büyük bir koleksiyoneri olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Tablo koleksiyonları var. İmari koleksiyonları var. Cam koleksiyonu var, cam vazo koleksiyonu var. Bunların her birinin bize anlattığı özellikleri var. Atıyorum mesela kırmızıyı elde etmek için mesela camda eski zamanda işte altın eritilirmiş vesaire gibi, hepsinin böyle farklı hikayeleri var. Bronz heykel koleksiyonları var. Ayrıca bir de mobilya koleksiyonu var. Çünkü bunların hepsi yaşanmışlığı olan, hepsi kendi dönemine ait çok fazla özelliklere ait. Mesela biraz sonra yukarı çıkacağız, yatak odası Art Nouveau dönemine hitap eden bir, daha doğrusu Art Nouveau döneminden bir takım mobilyalar içeriyor. Yani buradaki bütün mobilyaların hepsinin kendi dönemine dair özellikleri var. Biraz sonra mesela yukarı çıkacağız, Art Nouveau dönemine ait bir takım mobilyalar göreceğiz. Geçelim, hatta burada enteresan başka detaylar da var. Hayatımızın zaten yarısını biraz önce salonda anlattık. Şimdi geçelim yemek odasına. Burada bir başka koleksiyon var. Burada babamızın diğer kristal bardak koleksiyonlarının olduğu likör koleksiyonu diyeyim daha doğrusu. Farklı farklı likörlere göre farklı farklı kristal takımları. Burası işte bizim kahvaltılarımızın, öğle yemeklerimizin, akşam yemeklerimizin, ödevlerimizin, okul durumu, karne durumuyla ilgili yüzleşmelerimizi yaşadığımız, tatlısıyla acısıyla her türlü anıyı barındırdığımız, en çok hani aile arasında en çok sosyalleştiğimiz oda aslında bu oda. Bu masa işte sizin o evdeki her şeyin yapıldığı masa. Bizim evde de o masa bu masa. Yani işte babanın kalkıp evde notlarını tuttuğu, apartman yöneticisinin veya işte yemeğin yendiği veya çocukların ödevini yaptığı, sizindeki evdeki o masa, biz de bu odada bu görevi gören, işte o görevi gören, işte görevi gören masa bu masa bu masa. Vah be! Bu masa, ben mesela masa. Şunu hatırlıyorum. İşte gene bir akşam yemeğinden konuşuyorduk. Daha o zaman internet kelimesi yeni yeni dünyada yaygınlaştı. Türkiye'de yok zaten. Ondan sonra baba bahsetti. Ya işte internet diye bir şey var, duydunuz. Hepimiz buradayız o sırada. Yani. Annem, sen, ben. Ondan sonra yok işte biz tabii haberimiz yok. Nasıl bir şey dedim. Düşün ki dedi bilgisayarım var. Ve işte Fransa'da Louvre Müzesi'ni gezmek istiyorsun dedi. İnternetten girip gezebilirsin dedi. Direkt böyle basit bir şekilde anlattı ve o an kafamda canlandım. Ben de galiba şey demiştim. Yani ne izleyeyim ki hani, herkes gibi uçağa biner atlar gidelim sanki şuradan şurası da. Çok kolay. Çünkü şimdi bu tür seyahatlerde hani her şeyi hani anne baba hallettiği için sen bilmiyorsun tabii işte uçak saatiydi, biletiydi, pasaporttu, vizesiydi, cartıydı, curtuydu hani. Biz böyle hani birçok şey böyle hep önümüze
konarak tabii kafamızda 93-94 oralarda bu anlattığı hikaye. Babamız Cüzeyd dışarıdan mecmua getiriyor o zaman. Dergili mecmua getiriyor. Ve derdi, üzerinde bakın çocuklar üzerinde www yazan bütün adresleri biriktirin. İleride bunlar çok lazım olacak derdi. Daha internetle yeni tanışıyorduk. Bu annemizin özel takımlarının bulunduğu dolapta misafirler geldiği zaman. Burada işte yani işte gümüş olmasa da yani neyse bilmiyorum artık hani böyle şeylerin bulundu. Ve mesela yılbaşı akşamlarındaki yemekler. Evet, hani... Yılbaşı akşamları yemekleri. Burada işte özel tabaklar. İşte her şey buradaydı. Burada da şeyler vardı. Babamızın imarileri vardı. Şöyle diziliydi onlar da. Ama bugün müze gereği oralara işte başka şeyler yerleştirdik. Çünkü çok fazla Barış Manço'yu anlatan anı olduğu için. Burası mutfaktı. Şu anki görevi çok farklı. Bugün kıyafet odası olarak anılır ama... O zamandan bu zamana tek kalan şey bu avize, bu aşağı inip çıkabilen bir avizeydi. Çekiyordun aşağı iniyordu. Kaldırılmış. Ama burası müze olarak kullanıldığı için burada bütün eşyaların sergileneceği bir dolap yapıldı. Ya ben onu tabii hiçbir zaman yani anlayamadım niye o şeyden çıkarıldı. Çünkü hani mutfağın bu yaşanmışlığı yanı sıra gerçekten çok sıra dışı bir yapısı vardı. Evet, güzel bir mutfak. Hani buradan başlıyor, burada bitiyordu. Bu dolapta, tam burada da bizim tatlı tuzlu bütün abur cuburlarımızın en güzel dolap burada. Hazine dolabıydı burası. Yani içe cips olurdu, çikolata olurdu, işte ne bileyim sürmelik falan filan. Hep en güzel şeyler buradaki köşedeki dolapta olurdu. Şurada da bir tane kapak vardı, hatırlar mısın? Gene çıkardı sesi. Rüzgardan dolayı. Şurada bir tane kapak vardı. Onun Yani işte havalandırma kapağı. Havalandırma kapağı, doğalgaz kapağı ama her gece tak 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 vurdu. Bu evde yalnız kalmak çok başka bir... Yani hem adrenalin hem korku, böyle bir köşktesin, yaşanmışlık var, 4 kat, aşağısı zindan gibi... Bir ses çıkıyordu evde. Bir ses çıkıyordu bu evde. Yani hiçbir şey yapmasan bu evde ses çıkıyordu. Bir çocuk için bu evde kalmak hem çok korkunç hem çok eğlenceliydi. Çıkıyoruz yukarı. Tabi bu basamaklar böyle değildi. Bunlar biraz tedavi de gördü. Evet, bizlere en çok sorulan soru, sizler yaşarken bu duvarlar ve notalar var mıydı? Bu basamaklar, piyano tuşları mı koyuldu? Hani Barış Manço müzik adamı, dolayısıyla neden duvarlarda nota olmasın denmiş? Evet, burası çok sıra dışı bir tasarıma sahip olan Barış Manço ile Lale Manço'nun banyosu. Onu kendileri tasarlamış gel. Siyah banyo. Evet. Tam 80'ler abi. Yani o dönem kullanılan renklere falan baktığın zaman burada son kullandığı tıraş bıçağı, işte diş fırçası falan var. Bu güzel bir alet. Evet, yani bu dönemine göre bile çok eski bir şey ama çok kullanışlı. Şimdi bu evde tabii şey gene kalorifer sistemi vardı fakat buna ekstradan kalorifer hattından bunun içinden de sıcak su geçerdi. Böylece havluyla iş bittiği zaman direkt bunun üzerine asıyorsunuz. 5 dakikada kuruyor. Hatta banyodan çıktın, sıcak havluya sarılıyordun. Öyle bir güzelliği vardı. Bu ev eskiden kömürle ısınıyordu. Bizim çocukluğumuzda kömürle ısınıyordu. Evet, evet, o koca kazan dairesini hiç unutmadım. Dur bakayım. Ondan sonra... Oradan korkuyordum ben ya. Evet. Kazan dairesi çok korkutucuydu. Ama bizim kazan çok komikti ya. Kocamandı. Böyle hayvan gibi bir kazan düşün şöyle. Şu kadar büyük. O bir harlanıyordu, bir çıkıyordu. Bir şeyler vardı onun evde. Sistemi vardı onun. Korkutucu bir şeydi. Orası simsiyahtı tabii. Yani oraya giriyorsan siyah çıkıyordun. Geldik orta kata. Orta kat burası. Evet sayın yolcularımız. Şu görmüş olduğunuz bu taraftaki kapılar. İki. Burası bizim annemizin ve babamızın yatak odası. Burası misafir odasıydı. Şimdi o Art Nouveau dediğim takım burada. Misafir odasından başlayalım. Misafir odasından başlayalım. Hatta babamızın bronz heykellerinden burada da göreceğiz. Bak 3. Napolyon dönemine ait 180 yıllık bir yatak takımından bahsediyoruz. Yani biz Batıkan'la ben de ilk gördüğümüz yatak bu oldu. Aynen, daha bu eve yerleşmeden önce bu köşkten önceki adresimizde annemizle babamızın ilk mobilya takımı bu parçalardan ibaret. Bu eve yerleştikten sonra burası misafir odası olarak değerlendirildi.
Siyah oda da dedik buraya takılan. Evet, siyah oda deniyor. Şimdi buranın bir özelliği var. Biz geçebiliriz gerçi şimdi. Evet ya. Bizim zarar vermeyeceğimiz aşikar. Şimdi bu yatak odasının bir özelliği de şu. Barış Manço'nun antika merakının başlama sebebi bu odadır. Neden? Çünkü ben arada sırada anlatırım. Ben ilk doğduğumda stüdyo tipi bir eve doğdum diye. Yani gerçekten müzik stüdyosu diyeyim. Yani bugünkü stüdyo tipi daireden bahsetmiyorum. Evin her tarafı kayıt cihazıydı. Makara bantlar, klavyeler, işte gitarlar, işte bir odalardan bir tanesi kayıt odası vesaire. Annemle evlenmişler. Tabii gençlik yılları. Bir yatak odası almaları lazım artık. Yatak odası almaya gittiklerinde bir antikacı da bu takımı görmüşler. Bu takım onların ilk yatak odası takımı olmuş. Haliyle Barış Manço'nun da bir yerde artık antika merakının başlamasına sebep olmuş. Batıkan'da ben de ilk yani doğduğumuz, girdiğimiz yatak herhalde burası diyebiliriz yani. Belçika'yı saymazsak. Bunu sen anlat ya, bu acayip bir şey ya. Bu bize bak. Şimdi tabii bir de bu gördüğünüz büyük dolaplarda babamızın sahnede giydiği, bazen de işte Adam Olacak Çocuk programında giydiği o renkli kıyafetleri, sahne kostümleri hep bu dolapların içinde bulunurdu. Tabii bizler de ona özenirdik. Çünkü doğduğumuz zaman babamızın hani pelerinli posterleri olduğundan bizim gözümüzde birçok süper kahraman gibi babamızın da bir kahraman hala duruyor. Figürü vardı. Aynen. Hala da duruyor. Hazır hala burada. Yani mesela şunlar birçok kez Adam Olacak Çocuk'ta kullanılmış gömlekleri. Bu işte yurt dışında Miami çekimlerinde falan olabilir belki. Ondan sonra bunlar tam işte şeyler. 80'ler. İşte 90'larda şey yaptığı dönem işte bu. 4x21 dolu dizgini talk show programı yaptı ya. Aynen. Orada giydiği renkli şeyler. Bir kısmı. Aynı kokuyor. Yani o zamanki gibi kokuyor. Dur şunu şeyini değiştireyim. Derken işte biz buraya gelip babamızın sahne aksesuarlarını gizli gizli takardık, giyerdik. Bizim de böyle avantajımız var, kusura bakmayın. Bu kadar yani. Seneden sonra biz de giyeriz yani. Hep geliyorsunuz, görüyorsunuz babamızın evini. Biraz küçük kaldım sanki içinde. Bunları ben de giyeceğim bir tane. Ama insanı bir Don Johnson gibi hissettiriyor. Sadece beyaz bir testere olsanız eksik. Evet. Hadi bakalım. Birazcık da böyle anlatalım. Oğlum tarz oldu da böyle gezebiliriz aslında. Yeni bir imaj çıkarabiliriz, ne diyorsun? Aynen. Ha? Bence çok değişik oldu 80'lere ya. 80'lere geri dönüş. Bu, çocukluğumda hatırlıyorum. Babamız buraya oturmuş. İlaç dolabıydı bu. İçinde ilaçlar bulunuyordu. Çok da zorlamak istemiyorum ama. Neyse, ilaçlar bulunuyordu. Ya, daha ilkokuldayım. O zaman bile çok güzel aşılamış bize. Bakardı çocuklar dedi. Bu şey yoktu bize hani. Bu ilaç cısmız falan filan gibi şeyler yoktu. Çocuklar ilaçlarını dedi, yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi, ihtiyacınız için kullanırken dedi, tarihine bakacaksınız. Eğer tarihi geçmişse sakın kullanmayın diye burada bana anlattığını hatırlarım. Bak orada bana o kadar güzel bir mesaj vermiş ki aslında. Hani hepimiz söylüyor işte, bir gün bir çocuk eve de gelmiş, kimse yok, şeker sanmış ilacı falan filan diye hep anlatılır çocukken. Abi adam bana ilacın amaç için kullanılacağını ve her şeyden önce tarihine bakılması gerektiğini anlatmış. Şimdi ben zaten tarihine bakılması gerekeceğini öğrenmişsem o ilacı şeker diye yutmam. Yani bakış açısı, adamdaki vizyona bak. Burada şekerde sanmış ilacı. Hadi bakalım. Her şeyi de anlatayım hemen. He. Gizli. Tabii. Şimdi bu tabii eskiden amaç kullanım amacı başkaymış. Aynen. Yani şimdi bunun da şu evet. Şekilde tam doğru yerinden tutuyor değil mi? Burada da gizli artık. Küçük bir gizli bölmesi vardı. Babamızın da bileklikleri, yüzükleri bu kısmında bulunurdu. Hmm. Biz bunu da bilirdik. Şimdi sizler de. Ama burada mesela eski zamanda işte kılıç, altın, işte ne bileyim silah falan. Değerli parçalar. Değerli veya gizli eşyaların konacağı bir bölme olarak da. Çünkü şu teknolojiyi kaç kişi düşünür ki yapar yani. Bence müthiş ya. Şurada babamızın çizmeleri duruyordu, onu söyleyebilirim. Onu hatırlıyorum. Bu dolapta aşağıda babamızın çizmeleri duruyordu. O fotoğrafta ince alan Savaş
Barış ve Hakkı dede. O da o dönemki bakıcıları. Babamız esasında çok varlıklı bir aileden geliyor. Yani Hakkı Manço zamanında çok zenginmiş. Daha sonrasında varlığını kaybediyor. Ve babam 17 yaşındayken kaybediyor Hakkı Manço'yu. 16-17 yaşında. Evet. 16-17 yaşındayken kaybediyor Hakkı dedeyi, babasını. Ondan sonrasında ona Muhittin dedemiz bakıyor. Yani bütün sonrasındaki babamızın hayatındaki bütün gelişiminde hep Muhittin dedemiz yanında oluyor. Biz Batıkan'da ben de dede olarak Muhittin dedeyi gördük. Hatta onun vasiyeti üzerine babamızın yanına defnettik 2019 yılında. Geçelim yatak odasına. Hatta şimdi göreceğiniz ilk sahne, uzaktan göreceğiniz ilk sahne tabii ki kol düğmelerinde gördüğünüz yer sahne olacak. Yani ne kopyacısın, ben anlatacağım. Ne anlatalım, ben söylemedim.